Kelebek Vadisi'ndeyiz. Kelebekler Vadisi Konya'da. Avrupa'nın ilk ötek Kelebek Vadisi olarak biliniyor. Burada çok yoğun bir hava akımı var. Geldiğinizde ilk bu dikkat çekiyor. Evet, 4 kişilik bir aileye 35 lira ödedik. Fiyat hiç de fena değil. Biraz önce hissettiklerimiz tabii ki o havalandırmanın fanlarıymış. Gayet soğuktu. İçeriye bir giriyorsunuz. Kenya'dasınız. Sanki. Kelebeklere bak. Kelebeklere. Kızım kelebekleri yakalamaya çalışma, tamam mı? Çok iyi ya. Bunların hepsi canlı mı? Şimdi birden uçup gidiyorlarmış. İnanamıyorum, hepsi canlı. Burada piknik yapan arkadaşların hepsi canlı arkadaşlar. Şekercikler, ne yapıyorsunuz siz ya? Şunlara bakın, şunlara. Maket ya da plastik değiller. Ya kardeşim, insan bir kaçar, bir korkar ya. Ya buraya mutlaka gelmelisiniz. Dünyadan kopuyorsunuz gerçekten. Kelebeklerin o büyülü dünyasına kaptırıyorsunuz kendinizi. Şuna bakın ya. Konya Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Şuna bakın. Afiyet olsun. Bugün menüde meyve mi var? Demek Afrika'da hava hep böyle ha? Hayatım, hazırlan, Afrika'ya gidiyorsun. Hadi bakalım. Hayat Afrika'da mı diyeceğiz? Hayat Afrika'da, hayat Kenya'da. Nazan'ı gel. Elma yiyorlar anne. Evet aşkım. Elma ve mandalin. Bak ne güzel, her şey yiyormuş. Ya bak, hava hep böyle, düşünsene. Evet. Soğuk olur diye mont aldım. Ben karar verdim arkadaşlar. Kozak'tan taşınıyorum Kenya'ya. Aynen. Oh. Sıcak. Ne güzel bir sıcak var. Kelebekler. Malezya. Böyle bitkiler de tabii hep tropikal bitki. Harika harika gerçekten. Kelebekler çürümüş meyve ile beslenmeyi çok severmiş. Baba. Ne güzel. Baba. Efendim kızım. Şuna dokunsana. Yani şu kelebekleri dokunsana. Aşkım kanatlarını sevebilirsin bak. Rahatsız olmuyorlar bak bak. Titi. 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 Tutma anne, hayır. Nazo, hayır. Tutma aşkım. Tamam, bırak aşkım. Hadi gel. Kumaş gibi. Evet. Kubucuk kubucuk. Gel. Ah. Hayır, hayır. Sen ne yapıyorsun ya orada? Yaprak mı yiyorsun hacı? Giremiyor muyuz? Bunalım da bir abi ya. Oradan
Yani nazar boncuğu gibi kanadı var. Kızım baksana. Kocaman. Allah'ım ya kadar mıyız? Konya Belediyesi Afrika'yı resmen buraya getirmiş ya. Çocuklarınızın kelebeklerle oynayabileceği Türkiye'de belki de tek yer değil mi hayatım? Evet, dünyada diyor. Dünyada mı diyor? Harikulade ya. Dünyanın en büyük tropikal bahçesiymiş burası. Yani kelebek bahçesiymiş, evet. Nilüfer. Nilüfer ama bunlar Nilüfer değil. Şu aletler 5 dakikada bir buhar üflüyor. Biraz önce üflüyorlardı. Aha bak buradan buhar çıkıyor. Bu abiler de burada ziyafet çekiyorlar. Merhaba. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Şu Allah'ım ya Rabbim şu güzelliğe bakın ya. Uf. Uf. Sen ne şeker bir şeysin. Hah. Hah. Gel. Elime konmak istiyor. Gel gel. Gel gel. Ya sen ne bir böyle bir güzellik yok arkadaşlar ya. Of 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 geldi kondu. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Sen ne kadar çok misafirperver tatlı bir şeysin ya. Açsana kanatlarını. Aç bakayım. Ya sen. Allah'ım ya. Gel tamam. Hadi üzerinde gel. Gezelim mi birlikte? Seni gezdireyim mi? Hulusi abi. Evet. Arkadaşlar Kelebekler Vadisi'nde ilk misafirim. Oo, tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Şampiyon. Buraların hakimi sensin biliyorum. Şu kanatlarının güzelliğine bakın ya. Görüyor musun? Ya. Ya Necati abi ya. Sen çok sevimli bir şeysin biliyor musun? Başka nerede geziyorsunuz burada? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Necati abi çok güzel bir yerde yaşıyorsun biliyor musun? Hop. Ya sen var ya sen. Sen var ya sen. Hayır merdivende birbirleri şuna bak. Şuna birbirlerini kovalayarak uçuyorlar. Ya delisiniz siz ya.
Ay 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 ay. Ya Necati abi, ben seni çok sevdim ya. Ama birlikte gidemeyiz işte, dışarıda ölürsün. Bu Konya'daki yapay Kenya'da sen gayet huzurlusun Necati abi. Arkadaşlar burayı mutlaka görmelisiniz. Müthiş bir ortam. Tropikal orman sesi mi bu acaba? Evet, sesleri dinliyoruz. Sen bu sesi seviyor musun? Necati abi. Vallahi Necati abi seviyor ya, bayılıyor bu sese. Tamam, sakin ol. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Necati abi bırakmadı beni. Şimdi bir tünele giriyoruz. Dışarıda kelebekler, yapay şelale, bir jungle'ın ortasında mağaraya girdik Necati abiyle. Değil mi abi? Abi iyisin değil mi? Necati abi. İyiyiz iyiyiz. Hadi bakalım. Bu kelebekleri mutlaka görün. Mutlaka görmelisiniz ya. Şu güzelliğe bakın. Allah'ım. Necati abi gittin mi? Necati abi gitmiş. Gel ama. Gel. Necati abi gel ya. Neyse hadi bakalım, ben gidiyorum. Gelmek istersen tüneldeyim. Jungle'ın derinliklerindeyim Necati abi. Eğer tünele girebiliyorsan gel yani. Necati abi çok bile durdu ya. Vallahi çok şaşırdım yani. Bize eşlik etti resmen ya.
Bak ta buradan belli olan bir ne var? Bir ziyafet daha. Ziyafet grubu daha. Merhaba gençler. Ne yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Portakal iyi mi? Ya arkadaş kelebekleri tamam ürettiniz, topladınız, burada ortamı oluşturdunuz da bu kelebekleri nasıl bu kadar sevecen, nasıl bu kadar misafirperver yapıyorsunuz? Minicik de bir tane uçmaya çalışır. Allah'ım yarabbim şuna bak. Ya ben hayatımda böyle bir manzara görmemiştim daha önce gerçekten. İşte bir şahin kanat. Ve tropikal orman olur da papağansız olur mu? İşte papağanlar. Burada her detay düşünülmüş gerçekten. Şampiyon. Soru. Şampiyon. Buhar püskürtmeye devam. İçerideki nemin muhafazası için. Herhalde burada bir %80 nem var değil mi? %80 nem var diyorum. Kızım artık bu kelebeklerin resimlerini çizer. Değil mi? Ya bu tropikal bahçe, kelebekler vadisi müthiş bir fikir ya. Kim düşündüyse gerçekten tebrik ediyoruz ya. Müthiş. Tabii sarmaşığın ana vatanı Afrika olsa gerek. Nasıl yayılmış, serpilmiş. Üstünde de bakalım vejetaryen grubu duruyor. Efendim. Hemen gelin. Çünkü burası da böceklerin olduğu yermiş. Yani burada en çok gördüğümüz kelebeğin o zaman ne şey olduğunu öğrendik. Morpho peleides. Gene bu da Morpho peleides. Kanatlarını açtığında bu güzel renkler gökyüzü gibi. Şundan nadiren vardı. Parthenos sylvia. Parthenos sylvia. Osifanes tamarindi de buymuş arkadaşlar. Dalda asılı duran bunalımlı arkadaşlar bunlar herhalde. Tamarindi.
Böcek Müzesi. Böcek Müzesi. Buradan güzel anılarla ayrılın, kelebeklerle değil. Buradan kelebek kaçırmaya çalışanlar olabilir yani. Burası Türkiye. Gerek yok arkadaşlar, yapmayın bana. Kelebekler nasıl ürer, nasıl çoğalır? Burada ufacık bir yumurta. Yumurtadan larvaya, larvadan gördüğünüz gibi kurt. Sonra kurtlar da dönüşüyor. Neye? Buna dönüşüyorlar. Afima perius. Vay 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 vay. Bu kurtçuklar da buna dönüşüyormuş. Catopsilia sigilla. Vay vay vay. Sen İtalya'dan mı geldin? Kelebek hobisi çok ayrı bir uğraş. Bunların her birinin türünü ezberleye gerçekten ayrı bir iş yani. Radana vulgaris diye bir tür. Vay vay vay. Şu güzelliğe bakın ya. Aristolaşi. Aristolaşi seni. Seni bir de Aristolaşi. Böceksin ama. Pandemi nedeniyle geçici olarak kapalıdır. İçeride de herhalde böceklerle ilgili, kelebeklerle ilgili sinevizyon tanıtım gösterileri oluyor. İçeride hala oynatalım. Güzel, çok güzel. Çocukların özellikle mutlaka görmesi gereken bir yer. Yaşamam için doğayı koruyun diyor bak kelebekler. Güzel, çok güzel mesajlar var. Yaşamam için doğayı koruyun. Kurbağacıklar. Kelebek sınıflandırması. Aa, bunu nasıl çözeceğim? Ha? Ö bakteri, arke bakteri, mantar, hayvan, bitki, protista. Hayvanlarda eklem bacak. Böcek, pul kanat, nymphalidae, ailenin alt bölümü olarak da kelebek türleri var. Burada oynanabilecek güzel oyunlar da yapmışlar. Çocuklarınız burada besinleri, ilgili besinleri seçiyor. Hangi besin, hangi hayvana yararlı? Abdomenleri bir araya geliyor ve yüzleri birbirine zıt yöndedir. Hı.
kuyruk kuyruğa geliyorlar yani. Bu da çamur banyosu. Erkek kelebekler çamurdan su içer ve sperm üretimi için amino asit ve tuz ihtiyaçlarını karşılar. Erkek kelebekler çamurdan su içiyormuş arkadaşlar. Kelebekler hayatta kalmak ve çiftleşmek için gerekli olan enerjiyi çiçeklerden nektar alarak karşılar. Ne yapmak gerek? Bal yemek gerek demek ki. Sonra? Morfo kelebekleri avcılarını korkutmak için kanatlarının alt yüzeyinde büyük yalancı gözlere sahiptir. İşte. Demek ki o kanatlarının altındaki şekil yalancı gözmüş. Düşmanlarını korkutma amaçlı. Ama kanadında hangi şekil olacağına kelebek nasıl karar versin ki? Ve bir de kamuflaj. Bazı kelebeklerin kanat alt yüzeyleri ölü yapraklara benzer. Böylece ormanda kendilerini gizleyebilirler. Görüldüğü üzere ölü yaprak görünümlü kelebekler. Harika ya, harika ya. Himenoptera alt grubundaki böcekleri tanıyacağız şimdi. Karıncaların yaşamları yumurta evresiyle başlar. Yumurtadan larvalar çıkar. Karınca larvaları bacaksız ve kördür. Onları işçi karıncalar ağızdan ağza sıvı besin aktararak besler. Pupa dönemine girdiklerinde larval vücut planı bozulur ve ergin morfoloji tekrar düzenlenir. Pupa kademeli olarak beyazlaşır. Erginler pupadan çıkar ve kolonideki görevlerini yapmaya başlar. Vay. Karıncaların gelişim sürecini biliyor muyduk arkadaşlar? Ben bilmiyordum şahsen. Vay vay vay. Yumurta, larva, pupa, ergin dönem olarak 4 dönemde karıncalar oluşuyormuş. Ya arkadaşlar çok güzel müze. Gerçekten ya, bu Kelebek Vadisi'ni mutlaka görmelisiniz diyeyim. Daha bitmiyor bu. Daha devam ediyor. Yani uzun bir gezi için gelin görün derim. Kaydı çok uzatmak istemiyorum. Herkese bol kelebekli günler efendim.